Karadenizler Derneği Başkanı Birol Konak bugünkü konuğumuz. Birol Konak aynı zamanda AK Parti'den Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi. Biz Birol abiyle çok birlikte maç yaptık, çok iyi görüşürüz. Çok da severiz birbirimizi. Kendisi aynı zamanda dinlenme tesisleri, Ender dinlenme tesislerinde sahibi. Sporun çok içinde olan bir kişilik. Yakinen tanıyorum bu konuda. Birlikte de oynuyoruz Denizli Master takımımızda. Ve kendisini önce bir tanımak istiyoruz. Denizli tanıyor, biliyoruz ama yeniden kendisini tanıtmasını rica ediyoruz. Birol Konak, hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Çok mutlu oldum sizin konuğunuz olmaktan. Böyle bir sektörde geçmiş deneyiminizi yeniden insanların hayatına kattığınızdan, biz de onun anlamda burada olmaktan, sizinle beraber olmaktan çok mutluyum. 1968 Trabzon doğumluyum. Orta lise öğrenimi Trabzon'da, üniversite hayatımı da Trabzon'da. 1995'te de Denizli'ye geldik. Sektörde yatırım anlamında Denizli bölgesinde bir yatırımımız oldu. 25 yıldır da Denizli'de hayatımızı sürdürüyoruz. Bu şehri seviyoruz. Tabii 25 yıl içerisinde çeşitli alanlarda, hem ticari alanda, hem dernekçilik, hem siyaset alanında da varlığımızı katma değerimizi üretmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi Karadenizler Derneği Başkanı olarak da kaç dönem oldu bilmiyorum ama bu üçüncü dönem. Tabii ara ara verdik siyasete. Ben de zaman zaman yapılan etkinliklerde yer aldım. Çok büyük bir keyifle. Ama neticede Karadenizler Derneği olarak da birçok farklı aktivitelerle çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili tabii neler olduğunu sizden duymak isteriz. Tabii derneğimizi kurma amacımız şuydu. Tabii Denizli'de biz hemşericiliği biraz önemseyen, geldiği yerde hemşerileri bir araya getirerek, bir dinamik oluşturarak o şehrin bütün değerlerine katkı yapmak isteriz. Yani hem burada çalışan iş hayatında, hem siyasi hayatında, hem bürokrasi hayatında olan insanları bir araya topluyoruz. Buradaki amacımız kendi kültürümüzü yaşamak, Denizli insanına aktarma, işte bunu paylaşmak, kültür alışverişini, geçişlerini sağlamaktır. Bunun yanında da bazen gurbetin verdiği, biz tabii çok gurbetçi bir bölgenin insanıyız. Karadeniz insanının çoğunluğu gurbette yaşar. Tabii gurbette yaşadığınızda da bazen kendinizi yalnız hissettiğiniz anlar olur. Veya acınızı, sevincinizi paylaşılmasını istediğiniz anlar olur. O yalnızlığı çok hissetmemek için bu dernek de bizim için bir vesile oluyor. Orada bir arada oluyorsunuz, hemşerilerle tanışıyorsunuz ve birazcık da o yalnızlığınızı alıyor, o karamsarlığınızı alıyor, evet. Ama biz Denizli'de şunu da gördük, bu yalnızlığı hissettik. Hiçbir zaman Denizli halkı bize hissettirmedi. Gerçekten çok sıcaklardı insanlar. 25 yıldır bu Denizli'de insanlarından hep sevgi gördük. O kadar sevgi gördük ki etkinliklerimizde bunun yansıması da oluyor. Biz de Denizli'de ciddi etkinlikler yapıyoruz. Ülkemizin önemli Karadenizli sanatçılarını buraya getirerek deniz halkıyla buluşturuyoruz. Bunun yanında kurslarımız oluyor yine derneğimizde. Halk eğitim kurslarına katılıyoruz. Tabii olmazsa olmaz Hamsi Festivalimiz oluyor. Evet, en çok sevdiğim bölümü orası. Hamsi Festivali'nde Türkiye'de artık her bölgede yapılan bir etkinlik ama bizimkisi biraz daha farklı oluyor. Belki de il anlamında en çok, en az Karadenizli vatandaşı barındıran illerden biri olan Denizli'de yaklaşık 25 bin Karadenizli var ama 18 ili kapsayan. Yani sadece Doğu Karadeniz'i, Orta Batı Karadeniz'i bütün illerinden hemşehrilerimizle bir araya geldik. Klasik Karadenizler Derneği'nin dışında bir dernek. Yani genelde Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Samsun diye algılanır. Ama biz bunu tamamen bütün bölgeye yaydık. Etkinliğimizde ilk başta başladığımızda 500 kilo bir ton hamsiyle başladık. 2000 kişi, 3000 kişi derken en son etkinliğimizde 20 binin üstünde insan katılımı oldu. 5 ton hamsi dağıttık. Bu artık bize farklı bir sorumluluk da yüklemeye başladı. İnşallah 10.sunu yapacaktık. Belki Denizli'mize büyük bir sürpriz olacaktı. Belki 100 binin üstünde insanı bir araya getireceğimiz bir sanatçıyla bu işi yapacaktık. Ama pandemi sürecinde maalesef bu projemiz ara verdi. İleriki dönemlerde. İleriki. İşte ondan diyorum yani etkinliklerimize deniz insanı çok sayıda çıkıyor. Hep diyorum 2 kilometre kuyruk oluyor hamsi. Yeyse orada bir ekmek arası hamsi yemek kuyruğu değil. O sevgiyi hissettirme, o insanlar oraya gelerek evet bizler, sizler bu memleketi ikinci vatan kabul ettiniz. Bizler de sizi
hemşeri olarak kabul ettik demenin ifadesi o. Tabii tabii, aynen. Biz onun için Denizli insanlarına buradan çok teşekkür ediyoruz. Derneğimiz her zaman bu faaliyetlerle devam edecek. Ama tabii sadece dernekçilik yapıyoruz sevgili Bülent kardeşim. Siyasette görev alıyoruz, katma değer üretelim diye. Evet. İş dünyasında yatırımlarımız bölgede yapıyoruz, bizim gibi iş adamlarımız var. Ciddi katma değer üretmeyi seviyoruz. Karadeniz insanı çalışkan insan, denizi de öyle. Türkiye'de sanayide belli bir yerde olan insanlar. Biz de elimizden geldiğince her alanda, sosyal sorumluluk projelerinde, siyasette, bürokraside, her bir alanda Denizli insanlığı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama dedim ya, bazen de böyle kendi insanınla kaynaşma oturup iki muhabbet, işte evet, o Karadeniz'in evet, müziğini, ezgisini, evet, böyle de etkinlikler yapmak için dernek bir vesile. Hem insanların bizi tanıması için, hem dernek hem siyaset. Ne kadar dernek üyesi var şu anda? Şu an bizim 2000'in üstünde üyemiz var. Ama tabii yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Birazcık insanlarımıza tabii eksiklerimiz de var. Genel anlamda ulaşma noktasında biraz etkinlik harici zorlanıyoruz. Şöyle, insanlar artık geçim derdinde, iştir, güçtür, çok vakit ayıramıyor. Biz istiyoruz ki insanlarda daha aktif bir dernek yeri ayarlayalım, onun çalışması var. Yani çok küçük yerlerde insanlar çok rağbet göstermiyor büro tarzında. İnşallah idari binası ayrı ama insanlar gidip oturup masa ettiği, bir arada muhabbet ettiği bir alan planlıyoruz. Onu yaptıktan sonra birazcık da zorlayarak hemşerilerimizi birazcık böyle özveriyle tutup kolundan oraya getirerek bu süreci aşacağız. Bunu biraz burada eksiz ama bunun yanında burada yaşayan Karadenizli hemşerilerimizi sağlık anlamında kuruluşlarla indirim yaparak onlara yardımcı olmaya, ulaşım anlaşması yaptık. Biletlerinde farklı alanlarda sorunları olanlara dokunmaya çalışıyoruz. Belki biz iş hayatı gerçek, siyasetle bir çevre edinmişizdir. Sorunlarımızı aşmakta ulaşabileceğimiz insanlar olabiliyor ama öyle ki çok şahit oluyoruz. Karadeniz'e veya daha bölge, farklı bölgelerden Denizli'ye gelip sorunlarını bir yere aktaramayan insanlarımız var. Evet. İşte o noktada emek önce oluyorsunuz. Önce oluyoruz. Amacımız da o zaten. İnsanlar gurbete gelip de yalnızlık hissetmesin. Çok zordur bu iş. Tabii tabii zor. Yani zor. Ben de çok gurbette yaşamış bir kişi olarak iyi de bilirim onu. Zordur. Onu dokunabilmek bizim için en büyük keyif. Evet. Yani onu gidip orada o umutsuzluğunu yeşertmek, elinden tutup ayağa kaldırmak. Ama bunu sadece kendi hemşerilerimizle yapmıyoruz. Bunun yanında bireysel olarak, dernek olarak vermiyoruz ama bütün iş adamlarımız bu bölge insanına, öğrencilerine burs veriyorlar. Yine biz bulunduğumuz bölgede Bozkurt'la bütün ihtiyacı olan kurumlara veya sivil toplum örgütlerine yardımcı oluyoruz. Oradaki öğrencilerimize yardımcı oluyoruz burs anlamında. Yani hem kendi hemşerimize dokunuyoruz, bunun yanında da bölgemizin insanıyla da biz buraya ait olduğumuzu hissettirmek için onlara da elimizden geleni yapıyoruz. Gönül işi yapıyoruz. Zor bu iş ama emek ortaya koyuyoruz. Sen de bilirsin yani, dernek işleri zor. Vaktinizi veriyorsunuz. Bazen de takdir edilemiyorsunuz. İnsanlar farklı beklentilere giriyor ama şunu unutmasın insanlar. Dernekçilik yapan insanlar belki onlara bazen burada maddiyat bekleyen oluyor, farklı yardımlar bekleyen onu yapamasak da hiç olmasa kültürünü, kimliğini ayakta tutuyoruz, evet, dili tutuyoruz. Bu, mesela festivallerde tanık olduğumuz bir şey de var ki mesela orada Trabzon yöresine ait olan yerel ürünler geliyor. Biz de bunu alıyoruz, yiyoruz ve o farklılıkları da ortaya koymuş oluyor. Yani yöresel, zaten Karadeniz mesela müziğini ben bazen hatta bazı müzikleri mesaj olarak gönderirim Erol abiye. Ben çok seviyorum mesela. Evet. Hareketçi tarafı bir güzel, evet, ama iyi çıktı, evet, güzel çıktı. Tabii bunun yanı sıra bir de Pamukkale Belediyesi'nde meclis üyelerimiz var, AK Parti'den. Orada da yine sporu seven bir kişiliğinizi zaten dile getirdik ama Pamukkale Spor olarak da, doğru mu? Pamukkale Belediye Spor olarak da farklı branşlarda da çalışmalar var. Bunlarla ilgili de bir rica edebiliriz. Tabii biz olduğumuz yerde sağ olsun başkanımızın da sporla iç içe olmak. Hem deniz sporu çok seviyoruz, hem Trabzonspor'la. Futbol bizim doğamız, beraber de oynuyoruz. Yaş 50 oldu ama hali bırakmıyoruz. Masterlara gidiyoruz hafta salı günleri. Biz spordan keyif alıyoruz. Ama biz oraya gittiğimizde tabii belediyeler biraz sporun içinde çok olmayan, yeni yeni olması gereken aslında ama çok külfet, her şey belediyeden beklendiği için sporda biraz yoruldu belediyeler.
Biz oraya gittik, başkanımız sağ olsun dedi ki her yerde belediye başkanları bu kulübün başkanı oluyor. Ama biz bir farklılık yaratalım. Siz bu işi biliyorsunuz, bize güvendi. Arkadaşlarımız da bize bir yetki verdi. Belediye sporu biz aldık geçen sene. Tabii geldiğimizde bir tekerlekli basketbol takımımız vardı. Engelli basketbol takımımız. Beni çok duygulandırdı o olay. Çünkü çok farklı bir şey. O eve kapanmış, evinden çıkamayan insanlar, sporu hiç, hayatla barışık olmayan insanları evden alıyorsunuz, eğitiyorsunuz. Ondan sonra onları insanların karşısına çıkarıyorsunuz. Yarışmacı. Korkunç bir mücadele ve maneviyatı var. Sonra milli takıma kadar gidiyor bu çocuklar. Ben çok etkilendim, çok önemsedim bunu. Hatta bununla ilgili biraz daha işi çalıştırdım, yani daha da ileriye götürerek bu sene küçük yaşta evde tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocuklarımızı da hocamız sağ olsun tespit ederek aldı. Bir 20'ye yakın çocuğumuzu da böyle eğitime aldık. Yine onları burada buluşturduk. Belki maçlarda bu yaşta oynayamayacaklar ama o idmanlara gelmeleri, orada bir emek ortaya koymaları ki çok takdire şayan, kolay değil. O mücadeleyi görmek lazım. O sandalyelerin çarpışması, düşmeleri, kalkmaları. Yani korkunç bir mücadele örneği. Ben kendi çocuklarımı da yakın olan çocukları da getiriyorum. O umutsuz insanların veya o sıkıntıları olan insanların hayata tutunma adına nasıl bir mücadele örneği verdiklerini görsünler, evet, ve evet, şükür etsinler ve kıymetini bilsinler sağlığın. Bu anlamda bu sene inşallah orada da bir aksilik olmasa ikincilik hedefimizi tutturacağız. Çocuklarımız çok özverili, hocamız özverili. Başkanımız bu konuda sonsuz imkanlarını açıyor. Yani ulaşımda gittiğimiz yerlerde, konuklamalarda filan. Ne kadar arkadaşımız bu sporu yapıyor? Şimdi 30'un üstündeler. Öyle mi? 30 kişiler. Çok güzel. Hatta iki tanesi kendi çocuğumuz, direkt milli takıma gittiler. Bu da çok önemli. Yani evet, evinden çıkıyor, 3 yıllık bir eğitim ve 3 yıl sonunda milli takım. Çok çok. Bu bizim güzel için çok iyi bir şey. Tabii onun yanında denizde olmayan bir yola girdik. Bayan voleybol yoktu ama bunun alt kademede kurslarını gören korkunç bir öğrenci var. Yani bunu öğrenmeye hevesli gençlerimiz vardı ama mücadeleci bir takım olmayınca belli bir seviyeden sonra, belli bir yaştan sonra artık bu sporu ya bırakması gerekiyordu ya da imkan olursa başka takımlarda oynamak. Bu eksikliği gördük orada. Geçen sene yerel ligden başladık, genç takım seviyesinde. Sonra böyle o ikinci kademede İl birincisi olunca, bölge birincisi şeylere gittik. Yani daha doğrusu ilde o gruptan birinci çıkınca playofflara gittik ama playofftan sonra biz normalde üçüncülük, yani bunun üstüne bölgesel ligde oynamamız gerekirken ikincilikte olan bir açıktan dolayı müracaatımızla federasyonumuz ikincilik aldı. Bu sene Sayın Başkanımız açıklayacak biraz sonra haber olarak. Korkunç bir, yani iyi transferler yaptık imkanlar ölçüsünde. Maddi de imkanlarımızı çok zorlamadık. Sağ olsun sporcularımız da, daha önce dışarıdan gelen sporcularımız oldu. Onlara burada gösterdiğimiz ilgi, sıcaklık bütün bölgede şey oldu. Bizim reklamımız oldu. İşte Denizli Pamukkale Belediyespor'daki o yaklaşım, yönetimin yaklaşımı, belediyenin yaklaşımı. Belki daha önce aldıkları paraların yarı parasına bizler de oynama hevesinde oldular, geldiler. 6-7-8 tane transfer yaptık. Ama genç takımımız duruyor, onları da işin içine katacağız. Amacımız Denizli'den gençleri yetiştirip zamanla üste entegre ederek inşallah bir üst lige çıkarsak orada oynatmak. Peki farklı branşlar var mı mesela bu iki branşın ötesinde? Var. Yine bayan basketbol takımımız var. O bölgesel ligde daha yeni başladık, rezerv lig. Bununla ilgili okullarda kurslar açtık. Şu an hocalarımız okullarda Pamukkale Belediyesi adına ücretsiz kurs veriyorlar. Orada yetenekli gördük çocuklarımızı, takımımızı alıp oynatacağız. Oradaki amacımız tamamen yerelden o çocukları basketin içine sokup hem spora alıştırmak, hem o bazı davranışlarını hocalarımız eğitim vererek, sadece basket eğitim evet, vermiyoruz. Teorikte de veya diğer şeyleri de veriyor. Kişisel gelişimle ilgili de. Bir de biz geçen sene şunu gördük. Hedef takım yapacağız dediğimizdeki çocukların gözündeki ışıldığı gördük. Evet, biz artık çok üstüne koydular. Yarışmacı bir takım olmak. Onu yaptık. Tabii Kickbox'ta bir projemiz var. Denizli'de belki de çok büyük ses getirecek. Şu an salon çalışmamızda Aktepe'deki kültür merkezinin zemininde çok büyük bir alan var.
biliyorsunuz gençlerin şu son dönemde en büyük ilgi duyduğu spor. Korkunç talepler var. Bunlar kurslara gidiyorlar, ücretli kurslar. Yani çok şey söyleyemeyeyim ama herhalde kurslarımızın da sayı 500'ün üstüne geçecek. Bu da bizim için, ilimiz için çok önemli. Sokaktaki çocukları sporla buluşturmak. Bu şekilde onların işte az önce dediğiniz gelişim ve davranışlarını kontrol altına almak adına. Bu anlamda hocamız daha önce Türkiye'de, doğuda bir ilimizde sokak çocuklarıyla bu projeyi yaptı ve ulusal kanallarda haber olmuştu. Çok önemli bir projeydi. Masa tenisimiz var. Yine onu Deniz'de bir kulübümüz var. Bir iş adamımızın kulübü. Ondan müşterek getiriyoruz. Yine okullarımızda bunlara kurslar, eğitimleri veriyoruz. Ara ara da bölgesel maçlara gönderiyoruz. Tabii bunlar bizim için şu an faaliyeti olan şeyler. Ama asıl amaç gençleri sporla buluşturmak. Tabii. Burada şunu da söylemek isterim. Sporcu bir kişilik. İnanın kötü alışkanlıkların dışında kalır. Sporcu kişilikle büyüyen insanların kötü insan olma gibi bir durumun söz konusu değildir. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Yani inanın yaşamımız boyunca her zaman profesyonelce yaşamaya çalıştık. Olumsuz ve hani kahve köşelerinde eski deyimle bulunmadık. Spor yaptık. Bu bizim gerek anatomik olarak sağlığımızı bir yönde çok çok iyi bir etki bırakırken kötü alışkanlıkları da zaten engel oluyor. O yüzden sporcu kişilikler bu ülkeye ihtiyaç. Sporu seven insanları ben daha çok seviyorum. Bu yüzden de katkılarından dolayı da Pamukkale Belediyesi'ne de o zaman teşekkür edelim burada ve bunun devamını dileyelim. Tabii bir de şu var, çocuklar orada paylaşmayı öğreniyorlar. Evet. İki ruh olmayı öğreniyorlar. Yani birbirine tutunmayı da öğreniyorlar. Asıl amaç o. Çocuklar, sokaktaki çocukların en büyük problemleri bu. Yani orada dokunuyorsun ve bazen ben başkan olarak çok içeri giriyorum. Belki uzakta durmak ama gerek sporcu kimliğimizle veya sporun içinde geldiğimizde bazen direkt giriyoruz konuya, çok farklı şeyleri yakalıyoruz çocuklarımızın yaşadığı, müdahale edebileceğimiz ve onlar bize daha farklı hazlar veriyor. Tabii şimdi insan hayatında şu anda herkesin hemen hemen en büyük problemi ekonomik. Ekonomik sıkıntılar. Öylesine bu tarz noktalara takılmış durumdayız ki işte orada ayağı sakat, kolu sakat arkadaşlarımızın o sporu yapabilme mücadelesini gördüğünde İnsan her şeyi bir kenara bırakıp ya önce sağlık diyebiliyor değil mi? Hele bu dönemde çok önemli. Ki bir de pandemi sürecinde bile ne insanlarımız maalesef kaybettik, rahmetle anıyoruz kendilerini. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, evet şunu da soracağım. Birol Konağ, Denizli'de Trabzonspor Derneği yok değil mi? Yok. Yok. Yok ama Denizli'ye gelen Trabzonspor kafilesi önce Birol Konağ'a geliyor. O kafileyi karşılayan önce Birol Konağ oluyor Trabzonlu olarak. Yakından da biliyorum, her türlü desteği sağlıyor. Bu anlamda biz bir önceki programımızda da Denizli Fenerbahçeler Derneği başkanımızı burada konuk etmiştik. Ve kapımızın bütün taraftar gruplarına da açık olduğunu, herkese aynı eşit ölçüde yakın olduğumuzu da belirttik. Ama biz burada Birol Konağ, bir Trabzonspor temsilcisi olarak da aynı zamanda duymak isteriz. Ben çok iyi biliyorum, müthiş Trabzonsporlu. Şunu soracağım, mesela Denizliyiz biz ama Trabzonspor'un Trabzonsporluyum dediği kadar belki Denizli değiliz, bunu itiraf edeyim. Burada şunun da etkisi var mı? Var. Şampiyonluklar yaşamış bir Trabzonspor var. Şampiyonluğa oynayabilen bir potansiyelde Trabzonsporlular var. Ama Trabzon'da da yaşayan, gönlünün bir kıyısında Fenerbahçe, Beşiktaşlı, Galatasaraylı olan, bu da maalesef var. Biz bunu böyle kabul etmek durumuyla birlikte sizi Trabzonsporlu olarak sözlerinizi devam edin isterim. Trabzonspor şöyle, bizim için bir anne, bir baba, bir kardeş, bir sevgili. Yani bazen bizim sevincimizi, tepkimizi abartı bulanlar şurada yanılıyorlar. Az önce dediğiniz gibi şampiyonluklar oynamışlar. Bir de ekonomik anlamda, sosyal hayat anlamında dar bir bölgemiz.
Yani insanların yaptığı tek şey Trabzonspor maçına gidip onun üzüntüsüyle, sevinciyle maç ama seviyorlar. Yani Karadeniz'de mesela müthiş oyuncular yetişti. Tabii. Çok fazla isim var sayılabilecek yani, bu anlamda. Ülkede onu bir devrim oldu. Yıllarca İstanbul takımları derken bir Karadeniz'den böyle bir potansiyel çıkıyor. İnanç mücadeleyle. Şimdi biz böyle çok sevdiğimiz için Trabzonspor'umuzu bu biraz bizde aşırı görüyor insanlar ama şunu unutmasınlar. Biz gerçekten değerlerimizi çok önemseriz. Ben Denizlispor'u da böyle seviyorum. İsterim ki Denizli şehri, bakın Denizli'nin potansiyeli çok yüksek. Gerçekten sporcu anlamında da yetenekli bir şehir. Ama gençlerimiz yukarıyı hedef koyamadığı sürece onlara biz Denizlispor'u hedef olarak, Denizlispor'da oynamayı hedef olarak gösteremediğimizde, o sistemi kuramadığımız sürece insanlarımız belli bir şeyden sonra üste zıplamayı değil de olanı yaşamak için başka yerlere gidiyorlar. Yani biz Denizlispor'un da çok başarılı olmasını isteriz. Tabii. Nasıl Trabzon'da geçmişte, Trabzonspor 1967'de lige çıkmadan önceki bütün o insanlar Fenerliydi, Beşiktaşlıydı. Ama Trabzonspor varlığını hissettikten sonra inanın ne oldu? Nüfusun %98'i kendi takımını tutmak. Biz tabii ki Denizli'de doğan, bu topraklarda doğan insanların bu sayıda Denizlispor'u sahiplenmesini isteriz. Fener'i de tutsun, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'u da ama öncelik söylemde ve eylemde Denizlispor olmalı. Yani tabii eylemde ve söylemde Denizlispor olmalı. Bazen o fark orada oluyor. Bizim söylemde, eylemde bütün tavrımız Trabzonspor olduğu için insanlar burada sevgisini Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a yarı yarıya Denizli'yle böldüğü için bizimki reaksiyonlarımız biraz farklı anlaşılıyor. O şampiyonluk farkı olabilir mi? Olabilir ama ben şuna inanıyorum. Nasıl anneyi babayı sana çok para vermesiyle, çok mülk bırakmasıyla farklı sevmiyorsak, evet, evet, evet. İlin bazı değerlerini de, ilimizin ve bölgemizin bazı değerlerini de böyle sevmeyiz. Yani Denizlispor bir marka Denizli için. Abi şunu söyleyebilirim, Denizlispor'un Avrupa kupalarındaki başarılı olduğu süreçte burada Porto'yu, Mourinho'nun geldiği, daha yeni yeni Mourinho'nun tanınmaya başladığı süreçte o Mourinho'yu, Porto'yu da yenen bir takım Denizlispor'u vardı. O gurur nasıl bir durum? 10 yıl mesela hani bütün Denizli halkının müthiş bir coşkusu vardı. İşte olağanüstü bir desteği vardı. Bu biraz da işte başarıları da endeksli olarak... İşte başarı nasıl sağlanacak? Sahiplerle. Evet. Aslında burada bu anlamda bence şehrin sanayicilerinin, şehrin aslında sporu, futbolu seviyor olması lazım. Benim fikrim bir de Denizli korkunç piyasaya futbolcu yetiştirmiş. Geçmişte. Evet. Biliyorsunuz o dönemlerde. Bu insanların bizim şu olmalı. Paydaşları çoğaltırsanız sporda doğruyu yakalarsınız. Yani yönetimsel anlamda, işte o yönetimdeki danışmanlar anlamında, futbolcu izleme komitesi anlamında çeşitliliği artırır, fikirleri alıp ben kültürü değil biz kültürüne dönüştürürsek bazı başarılar daha kolay gelir. Yani bütün takım yönetimlerinde aynı şey var. Ama Trabzon camiası futbolu çok bildiği için Trabzon'da yönetimsel anlamda manevra yapmaya kalktıklarında hemen eksiğini bilen hemen yakalıyor ve camia diyor ki hop bir dakika başkansın ama şurada eksiksin. Uyarıları ne söyleyebiliyor? Denizli'de biraz bu uyarı veya katma değer katma konusunda problem var. Ya bu yönetim geldi ya onlar işi biliyor veya buna aman başarısız olsun gibi düşünce mi etken bilmiyorum. Bu katma değeri çok kattığını düşünmüyorum. Eski sporculardan çok yararlandığımızı düşünmüyorum. Çünkü tecrübeli insanlar oynamışlar, her yeri görmüşler, oralara gitmişler. Doğru sporcuyla buluşmuş. Maddi imkanının Denizlispor'un olmaması lazım. Evet. Ekonomisi bu kadar olan bir şehrin ama ne olacak? Taraftar, ürün satışı. Şimdi anlatıyorum ben şimdi. Aileye duygusunun gelişmesi. Şimdi ben bir Trabzonlu olarak, yani Trabzonspor'a yılda 5 lira vereceğim. Fener'i tutarsan Fener'e 10 lira. Bu bizde olmaz. Ben Trabzonspor'a buraya geldiğinde söylemesi önemli değil. Yılda 2 kere geliyor, 2 kere de masrafını karşılıyorum. Belki o paraya çok ihtiyacım var, çocuğumun rızkı. İşte ya işimle ilgili hamle yapacağım bir paradır veya bir yatırım parasıdır ama sevdiğimiz için, değer verdiğimiz için o işi yapmak bize bir görev oluyor. Onu yapıyoruz, severek yapıyoruz. Verdiğimiz paranın arkasından niye verdik gibi şampiyon olmasa da, küme oynasa da biz bu parayı 15 yıldır vermeye devam ediyoruz. Hiçbir zaman başarıyla ilgili sevgimizi tartmadık. Başarı var. Denizli'den onu istiyorum. Ya Denizlispor ligde kalmıştı. Başarıdır. Geçen sene çıktı. Ya katma değer üret, mücadele et, hesap da sor. Kongreleri daha, üyeleri daha fazlalaştırın. Yani çok seslilik olsun. Ne var bunda yani? Trabzonspor 5000 kişiyle kongre yapıyorsa Denizli'de 1500'e 2000 ne yapsın?
Tabii. Bunun yani mesela Fenerbahçe örneğini verebilirim. Evet, 15 bin, 25 20 bin kişiyle stat içerisinde yaptı. Komple yapılıyor. Şimdi bu da güzel bir örnek. Evet, mesela ben bugün Denizli Spor'da 20 bin kişiyle stat içerisinde bir kongre yapılsa, 20 bin kişinin oraya cüzi miktarda aidatı ödemiş olması bile bir katkıdır. Daha güzel bir demokrasi şöleni oluşturacak. Fener'i, Trabzon'u, Galatasaray'ı tutmuş olabiliriz, Beşiktaş'ı tutmuş olabiliriz. Ama doğan çocuğumuza, bakın bizde asıl şu, bizde doğan çocuğa ilk giydirilen olay Trabzonspor formasıdır. Yaşamı boyu buna entegre edilir. Kültürüne, müziğine, formasına. Neden? Önce o sevgi içinde beslesin. Sonralarda bazen ufak tefek de sapmalar olsa bile. Bizden ilimizin bu eksiği de var. Yani biz doğan çocuğumuza burada, ben Trabzon'da doğduğum için böyle konuşuyorum. Evet, evet. Denizli'de doğmuş olsam farklı derdim. Biz Denizli spor formasının renklerini açıklayacağız. Önce bu sevgi. Onun için bu şehirde bayraklar asılıyor, tamam. Bayrak görsel. Bizim için o çocuğa doğduğunda o formayı giydirmek. O renklerle sürekli yatıp kalkmasını, evet, deniz sporla aşına tabii. Biz şimdi para veriyoruz, kombini alıyoruz. Yap. Ama önemli olan alttan geleni bunu aşılamak. Bu yavaş yavaş kopmaya başlar belli süreden sonra. Evet. Sen çocuk doğdu Galatasaray forması, doğdu Beşiktaş, doğdu Trabzon, doğdu işte Fenerbahçe. Belli saatten sonra ona sen, ben Denizli formasını evet şehridir, sever, maçına gider ama neye ait olduğu konusunda problem yaşar. Evet. Yani bizim bu şehrin Denizli'ye farklı bir sahipleri. Yani sadece taraftarlar derneği, oraya birbirine veya 10 milyon, 20 milyon verdim, 10 bin verdim, 20 bin verdim diyerek ya herkes büyük paralar vermesin, paylaşılsın. Yani herkes bu ilde 20 kişi, 20 bin kişi 10 bin lira versin, 20 milyon para yapar. Bu şehirde 20 bin kişi 10 bin lira verecek 20 bin kişi vardır. Biz de verelim, bak bu bizi yormaz. Ama bir kişinin 1 milyon vermesi insanı yorar. Ya 5 kişinin 1'er milyon vermesi belki çok parası vardır adamın ama bu mantıklı bir şey değil. Herkes versin. Evet, herkes sahiplenmiş olur bu sefer de. Kulübün geleceğine yönelik farklı yatırımlar, sürekli gelir elde edebileceği çalışmalar olabilir. Alt çapı önemli. Alt çapının çok çeşitlenmesi lazım. İşte düşünün Denizli'de biz de açtık Trabzonspor kulübünü. Altınordu var, o var, bu var. Yüzlerce ya arkadaş. Yani belediyeler de olabilir, farklı kurumlar da olabilir. Yani daha çok deniz spor futbol okulu olsun. Yani kulübe bağlı olmasın. Yani vatandaş da altın ordu mu açacak kardeşim? Altın ordu açma. Biz senden bir şey istemiyoruz. Yeter ki çocuklarımız rengimize alışsın, aşina olsun. Deniz spor aç kardeşim. Hatta malzemeyi de biz verelim. Bu arada yeri de gelmişken şunu da söyleyeyim. Ali arkadaşımızın oğlu Beşiktaş'a mesela transfer oldu. Denizli bir çocuğumuz. Altın ordu'da başladı. Altın ordu'da oynadı. Atakan. Kendisine evet, buradan da selamlarımı iletiyorum, başarılar diliyorum. Mesela güzel bir örnek. Örnek, evet. Ama işte bu renk sevdasını biraz önce aşılamamız lazım bizim çocuklarımıza. Renk sevdası yani yeşil, o yeşil siyah rengi artırarak okullarımızda, ya eşofmanlar yapıyor okullar, veriyoruz, öğrencilere satıyor, değil mi? Evet. Eşofman. Yani olsun hepsi yeşil siyah, doğru mu? Tabii tabii yani bunlar. Yani olsun yeşil siyah, yani eğer okullar kendi formalar ya yeşil siyah olsun. Yani niye farklı renk? Yani bizim derdimiz çocuklarımıza, geleceğimize bu şehrin renklerini sevdirmek. Oradan başlamalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bence de şöyle söyleyeyim. Ben İzmir'de yaşadım, büyüdüm. Ben de İzmir'de İzmir'de Üniversitesi okudum. Burada bizim hep okullarımızda, okul takımlarında sürekli maçlar olurdu. Ve inanın 3000-5000 kişi olurdu. Yani okullar arası maçlardan bahsediyorum. Yani olağanüstü keyifli olurdu, müthiş duygular hissederdik. Bunlar sanki biraz da bence eksik kaldı. Yani sporu okullardan uzaklaştırdık sanırım biz. Bir de tabii gelişen teknolojiyle birlikte, değişen yaşam biçimimizle birlikte akıllı telefonlar, işte internet gibi hayatımızı çok fazlasıyla girdi. Artı çok fazla sınavların olması, çocukların okul yetmeyip etütlerle, etüt yetmeyip dershanelerle olması bence bu da biraz olumsuz etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Biz arsalarda, mahalle aralarında top oynardık yani. Şimdi işte müthiş belediyeler, bütün belediyeler buna önem gösteriyor. Evet. Biraz kursları açıyor ama bakın
şunu diyeceğim. Atakan gibi sayılar bu şehirde arttıkça gençler hedef belirlemeye başlar. Şimdi ne kadar yukarıya Denizspor'a altyapıdan topçu yılda bir çocuk yukarıya gitmesi, iki çocuğun yukarı gitmesi. Bütün az önce dedim ya biz hedef takım vurunca alttaki gençlerin idmanlara katılımı çoğaldı. Voleybolda, futbolda da böyle olacak. Yani Denizli'de bir tane Kızılca bölük ve bir Denizspor bu şehrin daha fazla takımının olması lazım. Yukarıda, üçüncü ligde, ikinci ligde olması belki lazım. Birini yukarıda zor tutuyoruz ama. Olsun, olmalı. Neden? Olmalı. Biz bir dönem denedik bunu. Bir yere geldik, yani farklı nedenlerden bıraktık. Olmalı. Bu şehir ama şu oluyor. Biz bazen amatörde öyle paralar duyuyoruz süper amatörde. Ya bu değil arkadaş. Direkt hedef başarı olmamalı. Yani o paraları altyapıya koyarak 5 yıl sabrederek alttan gelen 10 yıl aynı sistemde eğitilen çocuklarla yukarıya çıksak diyelim benim bir hayalim var. Böyle bir maddi imkanım olsa Denizli'de bir spor koleji sahalarıyla, yatılı öğrencileriyle neden? Bu sefer keyif alsınlar. Bir spor koleji yapsanız sahalarıyla. Belediyeler de yapabilir bunu. Valilik bilmiyorum, odalar da yapabilir. Yani Altın Ordu bir iş adamı bunu başarabiliyorsa veya bunu İstanbul'da İstanbul Spor'u yöneten kişiler var. Ne yapacaksın? Alttan çocuk yetiştireceksin. Oraya gelen çocuklar nasıl özel dershaneye gidiyorsa aynı eğitimde. 5 yıl kadrolu öğretmenlerin olduğu, aynı sistemin insanlara aktarıldığı hem futbol anlamında hem eğitim anlamında bu tür gençleri yetiştirip futbola, Türk futboluna sunmaya başladık mı? Keyif orada. Her yıl 5 tane 10 tane sporcuyu düşünün. 3 milyon 4 milyonluk bir yatırım bütçesine ayırıyorum. Yıllık gideri olan hesaplar yapılmış bu. Yani saha, bina harici. Böyle bir proje benim de gönlümde ve aklımda var. Bir gün zengin olursam kesinlikle yapacağım. Şimdi şuna geleceğim. Biz bal takımlarına 3 milyon para harcıyoruz, 2 milyon para harcıyoruz. Yani 3 milyon, 2 milyon bal takımlarına para harcıyoruz bütçe, topçuya, topçuya. 3 milyon yıllık bu kolejin gideri. Bir de iyi çocuklardan ücret de alabilirsiniz. Neticede bir eğitim veriyorsunuz. Evet. Bugün dershaneye yıllık 20 bin lira veren insanlar çocuğunun bu da neticede futbolcu olmak bir meslek bir eğitim. Şu anda buraların mesela spor okullarında şu vardı. Ben Altay'ın altyapısında futbola başladım. Orada yetiştim. Orada mini takımdan mesela PAF takımına, profesyonelliğe aday futbolcu takımına gelinceye kadarki süreçte ya da genç takımlara gelinceye kadar diyeyim ben. Altyapıdaki çocuklardan malzeme ile ilgili veya aldıkları eğitimle ilgili bir ücret alınır. Altyapı bununla da kendisini döndürebilirdi. Ne zaman ki yetenekli çocuklar, işte B genç takımı vardı, A genç takımı vardı o dönemlerde, amatör ve PAF takımları vardı. O yarışmacı takımların düzeyine gelmişse zaten A takıma doğru gidiyor. O süreçten sonra para alınmaz. Yoksa mutlaka da bu olabilmeli. Özellikle Denizspor'un çok ciddi bir potansiyeli var. Yani ve bu şehre gelmiş bahsettiğiniz gibi Altın Ordu başta olmak üzere farklı kulüplerin bizim çocuklarımızı burada alıp kendi kulüplerinin adıyla eğitim görmeleri aslında üzüntü verici bir durumdu. Mesela biz Trabzonspor'a çocuklar geldi. Şu an bu sene 19'da oynayacak. Belki gelecekte Trabzonspor'a çok şey katacak. Denizli bu çocuk. Evet. Yani Bülent bu 3 milyonu dediğiniz gibi sabah kahvaltısıyla, ara öğün yemeğiyle, sporculara orada eğitimle o bir sistem öner. Şimdi biz ne yapıyoruz? Altyapıda sıkıntı. Bir yıl yönetim geliyor hocayı değiştiriyor. İkinci gün üst takımın oynadığı sistemi alttaki bilmiyor. Eğitiliyor geliyor bir sefer bir yukarı gidiyor diyor ki Allah Allah. Bu sistem hiç görmediğim bir sistem. Ya futbolcusun bizden daha çok oynamışsın profesyonel. Ya sistem bütün. Barcelona böyle, Ajax böyle gidiyor. Bayağı değil. Yani bu zor bir şey değil ki. Ya. Kadrolu hoca bulacaksın. İnanın maaşını şöyle söyleyeyim. Oralara harcanan paranın çok az bir kısmını böylesine bir spor kompleksi yapılıp burada yapılsa inanın bir tane futbolcu satsanız harcadığınız bütün o tesisin parasını çıkartıyor zaten yani. Onun için aslında bununla ilgili belki de bir proje belki ileride çok paramız olur beraber yaparız. Ya da projelendirip sunabiliriz belki Denizli'deki belli valilik düzeyinde olabilir. Böyle bir şey söz konusu fikrimizi olabilir. Fikrimizi paylaşırız. Tabii. Söylemek istediğim yok, çok herhangi bir şey varsa tekrar alalım. Yine diyorum size başarılar diliyorum. Çok böyle teşekkür bir ediyoruz. Habercilik programı ve bir şeye başladınız. Keyif aldım, mutlu oldum. Biz de keyif aldık. Bir dostumun yanında olmak, çok duygularımızı ediyoruz. Burada ifade etme adına.
İnşallah ileride güzel etkinliklerimiz olacak. Sizle paylaşırız. Daha birçok şeyimizde size ortak projeler yaparız. Farklı programlarda da bir araya geleceğiz. Öncelikle geldiğinizden dolayı ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere diyorum.